Evet millet, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa böyle bir video ile giriş yapacağım. Paten videosu. Bundan sonra kanalımda paten kontentleri paylaşmayı düşünüyorum. Ve uzun bir aradan sonra ilk defa bir paten aldım. Neredeyse 5 sene oldu. Bundan önce 2014 yılında Rollblade'in Urban patenlerini almıştım, X5'leri. O Rollblade'im agresif patene çevirmiştim. Onunla kayıyordum. Ve onu 2018'de geçirdiğim fıtık ameliyatından sonra yazın Türkiye'de bıraktım. Ondan beri de paten kaymadım. Yani son 2 senedir paten kaymıyorum aslında. Son 1,5 senedir. O yüzden şu an çok heyecanlıyım. Roller Warehouse'tan Damp Skates'in Shandarst modelini aldım. Bir haftada geldi patenler. Ama işte sonunda buradalar. 120 dolara sadece botu aldım. Bir kupon vardı. Yanında frame, teker ve bearing veriyor. Rulmanlarını veriyordu. Ben de bu kuponu kullandım. Onun dışında bu sefer flat kaymak istiyorum açıkçası. Normalde antirocker kullanıyordum. Antirockerları biliyorsunuz, başta ve sonda teker. Ortada antirockerlar var, sert plastik şeyler. O yüzden size ekstra bir yüzey sağlıyor. Grindlere girerken aslında bir hata payı bırakıyor size antirockerlar. Ama flatlerin çok hızlı olduğunu, manevrasının çok kırık olduğunu, skating'i o urban havasına geri soktuğunu öğrendim. Flat birazcık zor çünkü wheel bite olayı var. Plastik tekerlerin grind'e atarken yüzeye takılma meselesi. Bu büyük bir sıkıntı aslında. O yüzden bayağı bir zahmetli ilk başta alışırken. Çünkü grindlarınızı tamamen çok güzel yapmanız lazım. Sıfır hataya çıkartmanız lazım ki tekeriniz takılmasın. 58 mm ile 90 A sertliğinde olacak tekerlekler. David de bana söz verdi. Aynı tekerleklerin değerleriyle bir tekerlek koyacak. Belki de aynısını koyar. Adamın sistemi şu yani. Önüme hangi frame gelirse, hangi tekerlek gelirse, hangi bearing gelirse alacağım. Kutuna atacağım dedi. Yollayacağım dedi. Evet, daha fazla uzatmadan açalım. Şu an çok heyecanlıyım. Evet. Unboxing ilk defa yapıyorum. Oh my god, look at this. Guys. Adamım benim ya. Oh my god. Gördüğünüz gibi Featherlight 3. Evet, maalesef yani bunu çok beklemezdim ama klasik Valo'nun tekerlerinden vermiş. Aldığım undercover tekerler de bu. İki tane kataloğunu göndermiş. Tekerleri buraya diziyoruz. Evet, bota gelelim. Evet arkadaşlar. Bu bot çok büyük ya. Evet, size sizing'den bahsedecektim. Damp Skates'lerde sadece 4 tane size var. En küçük, küçük, orta ve büyük olacak şekilde. En küçük boyu Amerika şartlarında 5 ve 6'ya hitap ediyor. Yani Türkiye'de 37 ile 40 arasında. Küçük boyu 7 ile 8. Türkiye'de de yani Avrupa'da da 41 ile 42 arası. Medium boy, orta boyda 9 ve 10 Amerika'da, 43-44 Avrupa'da. En büyükleri de 11-12, 45-46'ya denk geliyor. Neyse, ben size botu tanıtayım. Bot bordo renginde cidden. Resimlerde biraz kahverengi gibi duruyordu ama bordo renginde. Gördüğünüz gibi arkada Shandarst'ın imzası var. Bu parça liner'a ait bu arada. Botun en çok dikkat çeken tarafı galiba böyle çok klasik bir şekilde Valo'nun sert plastik botlarının benzeri yani. Liner'ı çıkartalım içinden. Eğer çıkartabilirsin. Evet, liner'ı çıkartacağım. Evet arkadaşlar, liner bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Önüne birazcık toe kısımlarında, parmak uçları kısımlarında dikiş var. Bu botlarınız eğer küçükse birazcık canınızı yakabilir. Parmak uçları da ağrı yapabiliyor. Liner böyle tik bir liner'ı var. Gayet kalın, pofuduk duruyor. Bakalım bu ayağım olacak mı? Eğer olmazsa belki yeni bir liner almaya çalışırım. Ya da daha klasik Türk taktiği büyük çorap giymek olacak bu ihtimal. Şimdi ben bunları bir deneyeyim. Patenleri setup yapmadan önce. Ondan sonra da patenleri kuralım. Benim ayağım 26.5 cm. Bunu biliyorum. Ve small shell'lerin, küçük shell'lerin de 26.7 cm olduğunu biliyorum. Ve 2 cm yani liner'ın kalınlığını falan düşünecek olursak ayağımın çok sıkışacağını hissettim. Daha önceki patenlerden ayağım hep sıkışıktı. Böyle parmak uçları da ağrı yapıyordu. O yüzden açıkçası biraz büyük olmasına sakınca yok diye düşünüyordum. Nitekim de şu an gayet güzel oldu. Önemli bir mesele. Şu bağcıkların ne kadar dandik olduğunu bahsetmişlerdi. Cidden dandikmiş. Şuradan göstereyim. Arkadaşlar, bağcıklar ip ince ip. Bizim ayakkabı bağcığı gibi. Rollblade'lerimde de wax'lı bağcık kullanmaya başlamıştım. Hokey bağcığı alabilirsiniz. Buz 24'te var zaten. Oradan almıştım ben de zamanında. Türkiye için söylüyorum. Hokey oyuncuların kullandığı wax'lı bağcıklar var. Mumlu bağcık gibi düşünün. Bağcığı gerdiğiniz zaman bağcık geri kaçmıyor. Çünkü wax olduğu için kendini tutuyor. Ve şu an buna da hokey bağcığı almayı düşünüyorum ilk fırsatta. Öyle yapacağım. 40,
41,5 42 olan ayağım, 8,5 olan ayağım 9,5 10 botunda medium bota çok güzel oturdu. Şu an ayağım biraz oynatıyorum açıkçası. Aşağısı göremiyorsunuz ama birazcık burada bir ağrı hissediyorum. O zaman da açılacaktır. Kaydıktan sonra nasıl olduğuna dair, nasıl fit yaptığına dair, grindler nasıl olduğuna dair bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum. Bu patenleri hazır ederim kaymaya ya. Evet arkadaşlar, bir tane frame bitirmeyi başardım. Şu an tek problem şu, iki farklı teker setim olduğu için ikisi de 58 mm. Ama ve lakin bu Valo'dan 1 mm daha büyük. Şu an yani flat'ten daha ziyade 1 mm farkla anti-rocker kayıyormuş gibiyim. Şu diğer seti de gözünüzün önüne takayım. Onu hızlandırırız, ondan sonra botlara takarız. Sonra son görünüş halini size gösteririm. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Patenin son hali bu. Bundan ibaret. Gördüğünüz gibi şöyle. Arkada undercover'ın kahverengi tekerleri 58 mm'ye 90A sertliğinde. Ortada da balo tekerler var. Onlar da 58 mm'ye 90A sertliğinde. Aşağıda beyaz Featherlight 3 frame'im var. Sean Durst Dam Skates. Galiba ilk işim. Bağcıklarımı değiştirmek olacak. Sonra bunlarla kaymaya başlayacağım. Birazcık açtıktan sonra, kendim açıldıktan sonra daha doğrusu. Kanala abone olun, videoma like atın. Bundan sonra da takipte kalın arkadaşlar. Çünkü bu ve bu tip benzeri videolar, daha çok paten videoları geliyor. Gelecek. İyi sürüşler.